Ne söylesen, ne beklesen, Yaradan'dan ya da kaderinden ele geçmez istediğin uğruna savaş vermediysen. Ne söylesen, ne beklesen, Yaradan'dan ya da kaderinden ele geçmez istediğin teşekkür ediyoruz. Programın ilerleyen vakitlerinde tekrar kendileriyle buluşacağız efendim. Sanatın en estetik hali ne diye sorsalar, sanırım buna verilecek en güzel cevaplardan biri, hatta başında dans gelirdi. Ve bugün de dans dolu, sanat dolu bir program bizleri bekliyor. Akademi Tango eğitmenleri ve koreografları Mert Moran ve Dilara Zorlu bizlerle. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Samimiyetimizden dolayı eski bir arkadaşlığımız, dostluğumuz var. Sen diye hitap etmem demiştim. Lütfen. Sakince.
Nasılsınız? Hayat nasıl gidiyor? Çok iyi. Sen nasılsın? Teşekkür ederiz ayrıca. Güzel, bizi misafir ettiğin için çok tatlısın. Valla bu ortamda bulunduğum için ben çok mutlu ve heyecanlıyım da açıkçası. Çünkü dans benim için de ayrı bir tutku. Hem izlemesi hem takip etmesi. Sizleri de severek, ilgiyle takip ediyorum. Evet, kişiye sorulacak en zor soruların başında sanırım kendisinden bahsetmesi, kim olduğu geliyordur. Ama sizin için çok zor olacağını düşünmüyorum. Dilara Zorluk ile başlasak bilmeyen seyircilerimiz için. Evet. Kısaca kendinden bahsedebilir misin? Kısaca bahsedeyim. Dilara Zorlu ben. 28 yaşındayım. Akademi Tango'da eğitmenlik yapıyorum. 2017 yılında dansa başladım. Mert ile beraber partneriz. Çeşitli organizasyonlarda performans sanatçısı olarak ve eğitmen olarak yer alıyoruz. Aynı zamanda Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Mimarlık Fakültesi'nde grafik tasarım okuyorum. Hala devam ediyorum. Sanat dolu bir hayat. Her zaman. o yüzden o da devam ediyor. Şimdi bu kadar bence yeterli. Çok güzel. Hemen böyle Mert harika Bey'i paslayalım. Bir partner. Mert Bey sizdeyiz. Mert Moran. 27 yaşındayım ben. Ankara'da doğdum, büyüdüm. Akademi Tango Dans Stüdyosu'ndan eğitmenlik ve koreografluk yapıyorum. Dans kariyerime 2000 yılında başladım. 6 yaşında başladım. 21 sene oldu. Tango'ya da 2007 yaşında başladım. Bayağı eski bir geçmiş var. Tabii bu geçmişten de söz edeceğiz. Elbette bu konuşulacaklar bir programa sığmayacak ancak. Dansla tanışma hikaye nasıl? 6 yaş dedik. Evet. Güzel bir hikaye olduğunu biliyorum ben orada. Ya benim annem ve babam da dansçı. Tabii başından beri tango ile ilgilenmiyorlar. Annem akrobatik rock'n'roll ile başlıyor. Daha sonra Latin danslarına devam ediyor. Babam da ilkokul, ortaokulda Kafkas dansları yapıyor. Daha sonra o da Latin'e başlıyor. Ve ODTÜ'de eşi danslar topluluğunda Latin yapıyorlar. Daha sonra tabii hani birlikte oldukları zaman tangoya başlıyorlar. Bundan takriben 24 sene evvel. Hayatlarının kesişim noktası da dans. Dans sanırım. Çok doğru. Ve ülkemizde de dünyada da önemli temsilcilerinden kendileri. Yani hocaların hocasıdır şu anda Türkiye'de. Çok selamlar, saygılar olsun. Evet. Buradan da kendilerine iyi ki vardı. Canım hocalarım. Aynen, iyi ki vardı. Şöyle, benim annem ve babam Latino Dans Stüdyosu'nda ders veriyorlardı. Orada salon kiralayarak. Yani kurulu bir okulumuz yoktu o zamanlar. Sadece markamız vardı ve orada ders verirken, tabii ben çok küçüğüm yani 6 yaşındayım çocuğum da. Orada Latin dans eden bazı insanlar vardı ve benim de ilgimi çekti. Annem ve babam da dedi ki hani başlamak ister misin? Tabii ki dedim, neden olmasın. 6 yaşında Latin sportifle başladım. Folklor olan Latin'den daha farklı. Folklor olan Latin'de salsa, bachata, gibi danslar vardır. Daha çok hani sosyal ortamlarda yapabileceğiniz, dans gecelerinde yapabileceğiniz danslar. Ama sportifte 5 kategori vardır. Samba, cha-cha, rumba, jive ve pasodoble olarak 5'e ayrılıyor. Ben bu 5 disiplinde de eğitim aldım önce tabii ki. O zamanki eğitmenlerim Ercüment Aydın ve Günce Yöney'di. Harika eğitmen ve antrenörlerdir. Onlarla başladım dediğine. Sonra işte yarışmalar, gösteriler derken 7 yaşında çıkmaya başladım sahnelere. Çok güzel olmuş. Peki burada hemen eğitmenlik de yapıyorsunuz aynı zamanda. Bir soru doğuyor. Ne kadar erken yaşta dansa başlarsa birey o kadar iyi midir acaba? Öyle. Herhalde çoğu sanat dalımız için de böyle, sanat için de öyle, müzikte profesyonel de. Profesyonel olmak istiyorsanız böyle. Hem yetenek hem de uzun uğraşlar, antrenmanlar, çok çabalar doğru gerektirdiğini tabii, tabii, biliyorum. Çalışmayana ekmek yok. Aynen. Elbette. Peki seni çeken şey neydi dansta bu dünyada? Ya açıkçası Mert benim dansla hiç alakam yoktu. Yani hayatımın hiçbir yerinde de yoktu. O zaman başka şeylerle ilgileniyordum. Bir gün Mert'i misafir etmek istedi. Gel bir stüdyomuza bak dedi falan. Gittim. Derse girdim. Aa dedim, ortam çok güzel, kaliteli, süper. Çok eğlenceli, dersler süper geçiyor falan. Tabii sevgili Servet hocamız ve Figen hocamız işleri gereği direkt Cevher'i gördüler. gerçekten bir 6 aydı mı Mert'cim, ne zamandı? 4 ya da 5. ayımdaydım ben. Çok kısa bir sürede. Ve fark ettiler bu durumu. Sonra tabii ki 3 eğitmen beraber profesyonel, Mert Hoca aynı şekilde, Servet Hoca, Figen Hoca beni bir yetiştirdiler. Ben, açıkçası şanslı da bir başlangıç müthiş oldu. Müthiş.
müthiş. Ben balın içine düştüm direkt yani. Hem Ankara'nın en köklü stüdyosunda ders almaya başladım. Hani şu çok avantajı oldu. Hiçbir dans geçmişim olmadığı için vücuduma yanlış bir şey oturmadı. Ya o çok zor bir toparlama süreci. Evet. Ben de onu zamanla tabii eğitmenlik yaptıkça fark ettim ama benim en büyük avantajım oldu. Zaten şansımdır onlar benim yani bu hayatta. O yüzden 2 senelik yok, 1,5 senelik dansçıyken galiba değil mi? Daha kısa, 1 senelikken. Daha kısa ilk gösteriye çıkmak. İlk gösterime çıktım ve Ankara Tango Meeting bayağı büyük bir festival. Gene çok şanslıyım. Dünya şampiyonlarıyla aynı sahneyi paylaştım ve dans etme imkanım oldu. Çok çok hayatımın en güzel anıydı yani. Ve o gün anladım. Bu iş tamam, bu benim tutkum. Yani kendimi devam geliştirebildiğim, kendime her şeyi katabildiğim bir alan. Muazzam ya, ben çok mutluyum yani. Olabildiğince kendimi güncellemeye ve geliştirmeye çalışıyorum. Çünkü geç başladım. Ama o dediğin de çok önemli. Mesela müzikte de öyle bir, üstadlar çok daha iyi bilirler, orkestramız. Yanlış öğrenmek de çok tehlikeli bir şey. Bu yüzden evet, mesela sıfırdan bilgi en doğru bilgiye ulaştırıyor diye de düşünüyorum ben. Demek ki dans için de bu geçerli. Ayrıca demek ki çok değerli bir yetenek var ki, bir cevher var ki bu 3 değerli hocamız hemen demişler çalışalım, birlikte bir şeyler yapalım diye ve sonuçlar ortada. Evet. Muazzam olmuş. Teşekkür ediyorum. Dans türlerinden Arjantin tangoyu temsil ediyorsunuz, bu evet, alandasınız. Bizler de dediğimiz gibi beğenerek izleyip takip ediyoruz. Bilmeyen seyircilerimiz için tangoyu biraz açabilir miyiz? Tango tabii ki nedir? Tango tutkunun dansıdır. Aşkın ve tutkunun dansıdır. 1800'lerin sonlarında Buenos Aires'te Boca mahallesinde çıkan bir dans ve tabii ki globalleşmenin etkisiyle de bütün dünyaya yayılan bir danstır. Türkiye'de biz tangoda neredeyiz? İlk üçte izleyebilirim dünyada. Yani dünyada bizim, ilk üçte. Kesinlikle. Yani Arjantinlileri saymazsak eğer, çünkü onların hani dansı bu nasıl bir Hollandalı bizden iyi horon tepemeyeceğine göre hani Arjantinlerden de daha iyi tango yapabilen yok. Fakat Arjantin'i bu grubun dışında bırakırsak eğer İtalya, Rusya ve Türkiye ilk üçü çekiyor. Hem dansçı kalitesi, eğitmen kalitesi, gösterilerin kalitesi açısından ilk üçteler diyebilirim. Biz de ilk üçün ikinci sırasında diyebilirim kendimize. Çok çok Türklere güzel. Hayranlar. Tabii. Kesinlikle. Çok bir gerçekten. Bir kez daha gurur duyduk. Bilmeyen seyircilerimiz de böyle bir yürekleri kabarmıştır. Sizden bir dans performansı da izleyeceğiz bugün evet, diye düşünüyorum. Rejimizde hazırlığını yaparsa birazdan sizden bir yine Arjantin tango. Evet, çok doğru. Alacağız. Hay hay. Ve temsilcilerindensiniz dedik Türkiye'de. Ankara'da da Akademi Tango. Evet. Stüdyonuzda, kursunuzda, derslere, çalışmalara üretmeye devam etmektesiniz. Evet. Akademi Tango neresidir, nerededir ve neler yapar? Açık adres versem reklam yerine geçiyor mu? Sonuçta sanat yaptığımız için bir ticari kaygı tamam, bir durum yapmıyoruz. Şöyle yani stüdyomuzun lokasyonu Paris Caddesi'nde. Çok merkezi bir yerde. 3 katlı, klimalı, açık otoparklı bir stüdyomuz var. Stüdyomuzda Servet Efegen Hoca kurucu eğitmenleri 2007 yılında kuruluyor. 2007 yılından önce de başka yerlerde mesela İşte bazen otellerde, bazen başka stüdyolarda ders veriyorduk salon kiralayarak. Fakat baktık ki hani bu işi çok kaliteli yapıyoruz ve birçok artık danssevere hani sayısına ulaşmışız popülasyonla. Kendimizi niye açmayalım dedik. 2007 yılında da açtık Akademi Tango'muzu. Tabii Akademi Tango'nun öncesinde de Servet Figen Hoca'nın yarattığı müthiş bir marka vardı. Hem yurt içinde hem yurt dışında ülkemizi çok güzel temsil ettiler. Aynı zamanda sanat icra ettiler. Dolayısıyla stüdyo açtıktan sonra da bugüne kadar hala aktif bir şekilde devam ediyoruz. Şu anda kurucu eğitmenleri, tabii pandemiye evet, kadar, kurucu eğitmenleri Servet Figen Moran, daha sonra ben eğitmen olarak orada yer aldım. 2009 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. 3 eğitmen olarak yola devam ettik. Şu an içinde işte Dilara katıldı aramıza. Son bir 2-3 senedir Dilara da var aramızda ve daha da yeni eğitmenler yetiştirmeye, dansı ve sanatı ülkemize daha çok kazandırmaya, daha çok kitlelere hitap etmeye devam edeceğiz diye umuyoruz. Başkent Ankara için çok değerli bir sanatın simgesi evet, Akademi Tango bizler için.
ve dans sever, dansı tanımak isteyen, yakından görmek isteyen herkese de kapınızın açık olduğunu biliyorum. Özellikle tabii bu pandemi süreci de bir geçsin, şöyle bir kavuşalım. Ben de gelebilirim herhalde. Lütfen. Lütfen. Zaten gelmezsen ayıp. O halde sizden bir performans izlemek isteriz. Tabii. Ünlü düşünürün bir sözü var. Dans kelimelerle açıklanabilecek bir şey değil, dans edilmeli diye. Evet. O halde sahne Mert Moran ve Dilara Zorlu'nun diyoruz. Sevgili izleyiciler, bu arada biliyorsunuz başkentin parlayan yıldızlarında her hafta harika hediye çekilişleriyle karşınızdayız. Yorumlarda da yazmışsınız, görüyorum. Bu haftanın hediyesi açıkladığımız üzere kalimba. Bu harika müzik aletine kavuşmak için günün kelimesini konuklarımızın yerine ben vermiş olayım. Diyelim ki dans hayattır. YouTube yorumlardan dans hayattır yazısıyla yazacağınız yorumlar yayın sonunda bir çekilişe girecekler. Ve oradan kalimbayı bakalım kim kazanacak. Herkesi YouTube yorumlara bekliyoruz ve şimdi sahne Mert Moran ve Dilara Zorlu'da. Harikasınız. Evet. Mert Moran ve Dilara Zorlu'dan harika bir performans izledik. Tabii valla sanatı böylesine özlediğimiz zamanlarda ekranlardan sizlere ulaşarak bu coşkuyu birlikte yaşamanın da sevinci ve heyecanı içindeyiz. Bu arada bir hatırlatma daha yapmış olalım. Biliyorsunuz ki başkent Ankara, kültür ve sanatın başkenti Ankara yine mutluluk sahneleriyle parklarda müzisyenlerle buluşuyor. Artık her gün çoğu 7 parkımızda internette de açıklamalarımız mevcut. Müzikle buluşacağız. Efendim başkentli sanatçılar, müzisyenler tüm gün boyunca parklarda müziklerini icra edecekler ve o özlediğimiz güzel namelerle buluşmuş olacağız. Valla yarın başlıyoruz. Ben de sabırsızlıkla, heyecanla bekliyorum. Sahneler müziksiz, tiyatrosuz, sanatsız kalmasın, sergilerimiz hep devam etsin istiyoruz ve yavaş yavaş da bu güzel günlere kavuşacağız. Çekilişimizi tekrar hatırlatmış olalım. Dans Hayattır etiketiyle YouTube'dan yazacağınız yorumları bekliyoruz efendim. Ve tekrar tebrik ederiz ve teşekkür ederiz bu güzel performans için. Rica ederiz. İlk sahneye çıkışınızı hatırlıyor musunuz diye bir soru soracağım. Dilara'dan başlasak bakalım.
İlk sahnen nasıldı, neredeydi? Unutmam mümkün mü ya? Yani hem vücudumda hem kafamda bir sürü izi var. Tabii ki. Provalar sırasında kendimi yaralarımdan tut. Değil mi? Birçok... Yani bir kafamı yarmadım falan kaldı of, herhalde. Tabii. Kazalar da oluyordur. Oluyor. Oluyor olmaz mı? Bir de şey, panik yapıyorsun mesela. O çalışmalar sırasında vesaire. Tabii o zaman içerisinde geçiyor ama genelde topuk kazaları çok oluyor. Evet. Kendi topuğumla bir yerlerime yaralıyorum. Kendi kendine de zarar verebilecek. Tabii tabii. Zaten yani kendime zarar veriyor. İzlerken de o ahengi, o uyumu hayranlıkla izliyoruz. Yani kaza yapmamak elde de değil. Bunun için ciddi bir profesyonellik gerekiyor. Evet. Çok şükür sahnede hiç öyle bir şey yaşamadık. Sadece ilk sahneyi konuşuyorduk gerçi. Dediğim gibi Ankara Tango Meeting'de. Hı hı. Sevgili hocalar Yalçın Badem ve Berkel Kübra Badem'in düzenlediği müthiş bir organizasyondu, hala söylüyorum. Dünya şampiyonlarının çıktığı, orası benim ilk sahnemdi. İlk gösterimi yapma imkanını bulduğum bir yerdi ve benim için yeri çok başkadır. Çok güzeldi, müthiş. Çok tatlıydı ya. Bir sanatçı için en güzel an sahneyle kavuştuğu andır ve sahneyle buluştuğu andır. Senin için soracağım ama sanırım daha eski yaşlara da dayanıyor olabilir diye düşünüyorum. Benim Mert yani ilk için. Sahnem tango için mi, Latin dansı için mi onu sormam lazım. Hepsi soruya için soruyla. Seyirciyle kavuştuğunuz ilk an. Anladım. 7 yaşındaydım ben. Ve ilk sahnem aslında yarışmaydı. Evet, Türkiye şampiyonasıydı. 7 yaşındaydım yani sene 2001. Ondan sonra o yarışmada ilk birçok kişinin önüne çıkmıştım. Yaklaşık 1000-1500 kişi vardı herhalde. ODTÜ'deki bu spor salonunda yapılıyor, komple kapanıyor orası. Güzel bir tecrübeydi benim için. Tabii heyecanlıydım o zamanlar. 7 yaşında bir çocuk için çok büyük heyecan olsa gerek. Tabii, büyük heyecandı. Tabii daha sonra alışa her sene zaten iki kere yarışmaya giriyordum. Hem Cumhuriyet Kupası hem Türkiye Şampiyonası. O zamanlar partnerim Latin'de Hazal'dı, Hazallanmacı. Onunla birlikte de büyük başarıları imza attık. Ondan sonra tango için de 2007 ya da 8 yılında tam hatırlamıyorum, çok oldu. İlk gösterimi ben annemle yaptım. İstanbul'da yaptım. Bir tane tenis kulübünün tesisiydi. İsmini hatırlamıyorum, çok uzun zaman geçti üstünden. Orada da ilk gösterimi annemle yapmıştım tangoda. Çok büyük şans ve ayrı bir güzellik olsa gerek. Müthiş. Müthiş. Valla imrendik, özendik. Ya Mert'in bir şeyi izledim ben. Böyle 7 yaşındaki bir kasetten şampiyonluğun o konulara giriyor musun? Olduğu bir videosu var. Yani kafayı yersin. Şu portrenin 7 yaş halini düşün. 6-7. Sadece sakalları falan yok. Aynı tip. Evet. Tahmin edebiliyorum. Ya bir sahne ışığı ve bir enerjisi var. İnanamazsın. Yani izlerken böyle çıldırdım falan. Hala böyle gözümün önüne gelir anlatırım falan. Yani ben öyle izlediğimde o etkide kalıyorsam anne baba ne yapıyordur kim bilir yani, değil mi? Elbette. Peki hiç sahne kazası yaşadınız mı böyle? Çok. Aksaklık olur, bir şey olur. Anlatabileceğiniz bir anınız var mı bunda? Müzik kesin. Anlatabileceklerimizi anlatalım. Anlatılmayacaklar da var şimdi canlı yayında. Dilara ile başlayalım mesela. Dilara ile yaşadığımız bir kaza Bodrum'da. Summer Tango Fest'i oraya çıktık. Summer Tango Fest'e çıkmıştık. Organizatörleri Murat Elmadağlı, Eşref Tekiner ve Alper Ergökmen. Onlara da buradan selam gönderelim. Çok sevdiğimiz evet, insanlar. Çok sevdiğimiz onların yani Türkiye'deki en büyük organizasyonları yapan bir ekip bu. İstanbul'da yaptıkları festivaller var. İşte ilkbaharda Tango to İstanbul, Summer Tango Fest var. Türkiye'nin en büyük yaz festivali, dans festivali. Orada çıkmıştık ve oradan DJ ile daha önce tabii saatler öncesinde, gece başlamadan önce soundcheck almamıza rağmen DJ'in kablosundaki bir problemden dolayı müzik 4 kere kesildi. Ve koreografi parçamızda kesildi. Ve koreografi yani hani... Normalde 4 parça dans müthiş. Ediyoruz. Bir şarkı koreografi, 3 şarkı doğaçlama. Koreografi de kesildi. Ve yani problem değil tabii ki. Yani profesyonel olduğumuz için müzik kesince biz de donuyoruz. Devam ediyor, devam ediyoruz. Müzik bir daha kesip bir daha duruyoruz falan. Ama tabii hoş bir şey değil sonuçta. Hani o anki motivasyonunuz, her şeyiniz... Yaşanması hiç istenmeyecek bir şey olsa yani. Tabii yani bir ressamın mesela fırçasının öyle düşünsenize 1000 kişi izliyor.
tabii onu ki. Mesela canın çat diye fırça kırılıyor, yeni fırça konser bekliyor falan. Konser sırasında elektriğin kesilmesi, Jukka'nın enstrümandan çıkmasıyla sizinki de çok çok geçmiş olsun diyeyim. Teşekkürler. Ben. Teşekkürler. Güzel de aslında. Profesyonel bir şekilde tabii. Ama siz yine toparlamışsınızdır. Tabii. Aslında bir yerde de iyi oldu. Tam bu dört kesilme, yani dördüncü kesilme bizim tango koreograflerinde, tango eskenaryo tarzındaki koreograflerde son kısmında bir akselerasyon vardır. Yani hızlanma vardır. Hı hı. Saniyede 4-5 adım attığınız noktalar. Orada kesilmesi büyük bir problem. Çünkü bazen havadayız falan. Hani havada Houdini olmadığımız için asılı kalamayacağız. Son orada kesildi en son. Tam başlamadan önce akselerasyondan ve artık hani orada ben bir DJ ile bir göz temasına geçtim. Böyle bir hani... Yeter artık. Yani, hani 4 oldu diye. Ve daha sonra aslında iyi de oldu, beni şöyle motive etti. Ben çok soğukkanlı bir insanımdır, babamdan geçti bu bana. Oradaki sinirimi ve öfkemi koreografinin akselerasyon kısmına anında, yani bir saniyede fişek gibi kendi psikolojimi ayarlayıp yansıttım. Patır kütür bayağı hıncını çıkarttık yani işte o son kısım. Dediğimiz gibi profesyonellik de bunu gerektiriyor. Zaten evet. Yıllarımız sahnede geçtiği için çok da problem olmamıştır. Daha nasıl şeyler var ya? Ya dansta benim anladığım kadarıyla ve sizlerden de gördüğüm kadarıyla her şeyin çok önemi var. En başta zemin geliyor. Evet, zemin yani geliyor. Zorlu zeminlerde de icra etmişsinizdir. Evet, daha demin 5 dakika önce ettik mesela. Yani her zemin dansa uygun olamıyor elbette. Evet. Ve çoğu yerde de icra etmeniz de gerekiyor. Birçok etmen var. Yani çok zemin de var, mesela giysi var. Benim öyle çok komik bir anım var. Bizim kendi düzenlediğimiz, daha sonra da tabii konuşacağız, Ankara Tango Festivali, Türkiye'nin en büyük ve Ankara'nın bugüne kadarki en büyük dans festivalidir. Tango açısından aslında konuşuyorum. Aslında başlamışken de devam ederim Ankara Tango Festivali. Olur. Biz 5 sene düzenledik. 2009 yılında başladık düzenlemeye ve her sene düzenledik bunu. O zamanların yani 2009 yılından 4 kere düzenledi, 5 kere düzenlediğimize göre işte 2014'e kadar o dönemin en ünlü ve en kaliteli tango eğitmenlerini, şovmenlerini ve en trendde, revaçta olan orkestralarını Türkiye'ye getirip, yani insanların ayağına getirip çok kaliteli mekanlarda, otellerde dans gecesi düzenleyip, gala geceleri düzenleyip bir festival yaptık. Her eğitmenin işte ve orkestranın her gece gösterileri oluyordu. Canlı orkestra çıkıyordu iki gece. Ve günün içerisinde de, yani öğlenden işte akşama kadar da bu getirdiğimiz eğitmenlerin dersleri oluyordu. Her seviyede, başlangıç, orta seviye, ileri seviye dersleri oluyordu. Ve tabii ki master seviye dersleri oluyordu. Akşam da Türkiye'de yavaş yavaş ünlenmeye başlayan, hani isminin yayıldığı hem Türk dansçıları hem de Avrupa'daki dansçıları guest dancer olarak, yani konuk dansçı olarak getirtip onlara gösteri yaptırıyorduk ve hocalar da onlardan sonra sahneye çıkıp onlar da gösteri yapıyordu. Çok büyük bir festivaldi. Çok yani, kalabalık da bir festival. Tabii yanlış hatırlamıyorsam her sene 20-30 farklı ülkeden, yani Japonya'dan, Venezuela, her yerden, dünyanın her yerinden. Ve bu Ankara'da yapılıyor. Ankara'da, siz tarafından Ankara'da. Biz tarafından Ankara'da yapıldı. Ben o zaman 5 sene boyunca. Yani dünya için çok önemli bir festival ve evet. Bu festival Türkiye'de başkent Ankara'da yok. Çok doğru. Tabii ki. Ve daha önce yapan yoktu. En büyüğü de biz yaptık. 5 kere üst üste. Orada bir anım var. Çok komik bir anım. Dinleyelim lütfen. Babamın sahne kıyafeti, bir tane sahne kıyafetiyle benim sahne kıyafetimin kumaşı aynı. Yani tıpkısının aynısı. Böyle gri saten, gri saten bir elbise. Ve tek fark işte paça uzunluğu, hani kalça genişliği, ölçüler. Boy farkı var. Tabii, vücut tabii. Ben o gün gittim eve. Giysilerimi aldım. Akşam gösteri vardı. Giysileri tabii gösteri çıkmadan yarım saat önce falan giyiyorsunuz. Neyse giydim. Bir baktım hani 10 santim falan temiz, uzun ben. Hani bayağı 10 santim uzun. İçimden bazı şeyler söyledim, şimdi canlı yayındayız. Biraz kendimle atıştım. Olmaz olsun. Keşke böyle olmasaydı dedim diyelim. Sonra tabii bunu kabullenmek lazım yani ve hani yarım saat sonra şey var, sahneye çıkacağım, eve gideceğim, alacağım, mümkün değil. Mümkün değil, yetişemem. Ne yaptım? Ben de tamam, durumu kabullen. Sıkıntı ne?
Ayakkabımı giydim tamamen tam takır hızının. Bir baktım topuğumun altına geliyor yani dört parmak falan topuğumun altında. Şimdi parke zeminlerde saten kumaş çok bir araya gelmemesi gereken iki malzemedir. Yani buzda kayar gibi kayarsınız. Tehlikeli sonuçlar tabii doğurabilir. Evet. Dolayısıyla çok fazla mesela topuğuma basmamalıyım. Örnek veriyorum. İşte bu hareketleri, şu hareketleri yapmasam daha iyi olur, risk almamış olurum gibi gibi. Kafamda onları hesapladım. Sıkıntı yok. Koreografi yapmıştım gene o festivalde. Ve koreografinin sonuna gelmeden önce kemer takmama rağmen pantolon düşüyor. Yani yavaş yavaş düşüyor. Ve hani yani neredeyse hani düşecek evet, yani. Ondan sonra o zamanki partnerim Ayşe Karaoğlu. Müthiş bir dansçıdır. Harika. Aynı zamanda insandır. Yani Türkiye'nin bugüne kadar yetiştirdiği, sahip olduğu en değerli sanat eseridir diyeyim. Hani kişi bile değil. Yani sanat eseridir Ayşe. Tutuşu bıraktım Ayşe'yle. Çünkü yapacak bir şey yok. Pantolonu çektim. Ve hani 1000 kişi falan var izleyen. Mecbur. Mecburum. Yoksa hani ama onda olmaz da bir yani dans olmalı yani bir estetik ki bir şey. Şu onu da şimdi gene profesyonel bir şekilde. Benim yapacağımla seni yaptın aynı değildir diye zaten tahmin ediyorum ben o hareketi. Yani gene profesyonel bir şekilde, espritüel bir şekilde çektim. Bütün salonuna kahkaha attı. Ondan sonra gene tam işte akselerasyon kısmı geldi. Ve başarılı bir şekilde çıktık işin harika içinden. Harika bir şov. Güzel bir şov. Harika bir şov yani. Abi, şöyle başladım. Yani topuğa basmamam gerekiyor. Dans edeyim. Evet. Yani bahsettiğin şeylerin yapmamam gerekiyor dediğin şeylerin yapılmama ihtimali çok düşük. Yani kaos yönetimi, evet. Kriz yönetimi böyle. Bir keresinde takla atıyordum sahnede. Ta 2000 kaç? 9 yok 9 değil 10 yılı falan. 2000 belki daha eski hatırlamıyorum gene. Seneleri ben hiç hatırlamam. Ama olayları hatırlıyorum. Olayları çok net hatırlıyorum. Olaylar unutulmaz. Evet bir stüdyo milongasında gösteriye çıkmıştım ve zemin o kadar çok kayıyordu ki bir de üstüne insanlar pudra dökmüştü parkenin üstüne yani jillet gibi. Koreografi yapıyoruz, ayağım kaydı ve hani havada böyle neredeyse yere paralel olana kadar böyle uçtum. Ama sonra toparladım gibi iki ayak üstüne düştüm. Mert düşmüyor. Yani. Mert'in öyle bir özelliği var. Evet. Düşmüyor, bir açıda kalıyor böyle. Gene maşallah topluyor kendini maşallah. Günde 10-15 kere evet yaşıyorum. Hani düşe yani yazıyorum ama düşmüyorum. Düşe yazıyor, aynen. Evet. Okeyden kalan bir deneyim. Muhtemelen. Muhtemelen, evet. Seyircilerimiz sormuş, onları da cevaplayalım. Yayının son 10 dakikasına kadar çekilişimiz devam edecek. Dans Hayattır başlığıyla. Ve benden de bir şarkı dinler misiniz? Dinleriz efendim. O halde ben de bir şarkı ay, söyleyeyim. Lütfen. Sonra programımıza lütfen devam edelim. Orkestramız da hazırsa efendim. Kalbi kaybetme gel, siyahını bırak da gel, derdi sil yeter, aşka zulmedip küsmesen yeter, şafağım kararır daralır geceler. Yerine hiç beni koyup sarhoş oldun mu sen? Yüreğine cayır cayır küstün mü sen? Yüreğine cayır cayır kor çile saçı, göz göre göre korku saplayıp boğazına gömülüp sustun mu hiç? Kal gittiğin yerde mutlu ol ya da gel, kalbimde taht
hakkına sahip ol. Senin gülen yüzüne kurban bu serseri kalbi. Ama karar ver, tutamıyorum zamanı. Kal gittiğin yerde mutlu ol ya da gel, kalbimde tahta sahip ol. Senin gülen yüzüne kurban bu serseri kalbi. Ama karar ver, tutamıyorum zamanı. Kalbimde tahta sahip ol. Senin gülen yüzüne kurban bu serseri kalbi. Ama karar ver, tutamıyorum zamanı. Kal gittiğin yerde mutlu ol ya da gel. Kalbimde tahta sahip ol. Senin gülen yüzüne kur bu serseri kalbim. Ama karar ver, tutamıyorum zamanı. Ama karar ver, tutamıyorum zamanı. Efendim, orkestramıza çok teşekkür ederiz. Tabii böyle değerli bir orkestrayla olmak da ayrı bir şans için onu da söyleyeyim. Malum sanat dünyasında yolculuk aslında o kadar da kolay bir yolculuk olmuyor. Bu yolda epey zorluklar var ve kişinin bir motivasyon kaynağının olması gerekiyor pes etmemesi için. Hayat şartları, dünyamızda sanat anlayışı çoğu sanatçıyı yarı yolda pes ettirebiliyor. Sizin motivasyon kaynağınız nedir diye Dilara ile başlasam. Benim motivasyon kaynağım tamamen kendimim. Şeyi karıştırmamak lazım, hırs ve çabayı. Eğer işin içerisine hırs dahil olduğu zaman saçma sapan şeyler yaşayabiliyorsun. Yani karakterinle de bağlantılı bir şeydir dans etmek. Direkt öyledir hatta. Karakterini de etkileyebilir. Çok hırslanırsan. Yani bunların pozitif yönleri kadar negatif yönleri de var tabii ki. Dengede tutmak lazım. Çaba göstererek ama o içeride mücadele etmeden ve çalışmakla yaptığın zaman motivasyonu hiç kaybetmiyorsun. Benim aynaya bakmam yeterli oluyor. Ayakkabılarımı giyip aynanın karşısına geçtiğim zaman o motivasyon bende zaten. Tabii Mert en önemli etmen motivasyonumun. Elbette. Kesinlikle. Partnerlerin zaten birbirini oldukça desteklemesi gerekiyor ki evet. Sizde de en büyük tabii motivasyonlardan evet biri de budur herhalde. Tabii tabii. O benim için çok önemli bir insan hayatımda da. Ve beni çok iyi tanıdığı için, yani herkesten çok iyi tanıdığı için o benim gözümün içine bakınca anlıyor zaten ne zaman enerjim düştü, şekerim düştü. İşte motivasyonum eksildi, her şeyi o çok hakim olduğu için hemen toplar, pat diye hadi partnerim bilmem ne falan orada toplarız biz. Yani Mert'in çok büyük desteği oluyor tabii ki. Gerek konuşarak gerek şekerli çikolatayla falan böyle tatlı. Beni tavlamasını çok iyi biliyor. O yüzden bizim çok güzel, zaten ilerleyen süreçlerde projelerimiz de olacak. Bunlar var, aynı şekilde planlarımız, hedeflerimiz var. Bizim böyle bir hedefimiz olduğu için partner olarak bizim motivasyonumuzu düşürme gibi bir lüksümüz yok. Bir
partnerlerin aslında en büyük özelliklerinden biri de birbirleriyle iyi anlaşabilmeleri olsa gerek. Sizde o fazlasıyla var. Peki Mert Buran için motivasyon kaynağı nedir? Benim için böyle biraz nasıl diyeyim, ya sadece direkt gelen böyle bir motivasyon değil de benim bu hayatta varoluşumun ben bir sebebi olduğuna inanıyorum. Şu çok önemli bir şey, bu iki şey, düş ve duygu. Sanat ile insanları düşündüren, bazı anılarını hatırlatan, korkularını açığa çıkaran herhangi bir şey, yani bir duygu, bir düşünce olabilir bu. Bunları sanat ile açığa çıkarmak ya da bunları o kişiye fark ettirmek üstüne ben kendime misyon olarak bunu edindim. Yani insanları düşündürtme ve insanlara bazı duygu, insanların içindeki bilinçaltındaki bazı duygularını açığa çıkarma. Çünkü insan tam olarak bu anda kendisini gerçekleştirebiliyor. Örnek veriyorum, bizim koreografimizi izleyen bir insan sadece küçük bir 3 saniyelik bir kesitte belki de yaşadığı travmatik bir olayı hatırlayabilir ya da çok mutlu olduğu bir anı hatırlayabilir. Hayatının böyle bir milestone'u olan, yani hayatını değiştiren bir noktasını hatırlayabilir. Her şey olabilir bu. Ve bu noktaların üstüne gitmek kişisel gelişim açısından çok önemli. Ve ben de kendime misyon olarak bunu edindim. Yani yaptığım sanat ile insanları düşündürteceğim. Ve insanların sevdiği, sevmediği her türlü duyguları açığa çıkaracağım ki sevgimi yansıtacağım ki insanlara. Ben de korkumu yansıtacağım, aşkımı, her şeyimi yansıtacağım. Kendi duygularımı, düşüncelerimi, koreografimi yansıtacağım ve bu insanlarla aramda böyle görsel olmayan bir iletişim kuracağım. Benim misyonum ve motivasyonum bu. Çok farklı ve güzel bir cevap oldu. Sanat dünyayı güzelleştirmek için en önemli yollarımızdan bir tanesi, evet. Ve dans da bunların başında geliyor. Harika bir cevap oldu. Peki motivasyondan bahsettik. Hiç pes etme noktasına geldiğin oldu mu? Hayır. Bu çok önemli bir şey. Yani ne olursa olsun ben bu alana devam edeceğim, pes etmeyeceğim diye. Bu da sanırım başarıyı getiren en büyük etkenlerden biri olsa gerek. Evet. İyi ki de pes etmemişsiniz. Tabii ki bunu da demiş olayım. Peki kimsenin bilmediği özel bir yeteneğin var mı? Burada bu yayınımızda ABB TV Başkent'in parlayan yıldızlarında Dilara Zorlu'dan cevap geliyor. Var mıdır? Kimsenin bence vardır tabii ki. Şimdi bunu söyleyince de kaybediyormuşum bu özelliğimi, değil mi? Eyvah. Falan. Yok yok. Şöyle ki mesela bunu gene Mert üzerinden örnek verebilirim. Şifacı özelliğim var benim. Şifa, evet. Bir de çocukluğumdan beri istemeden biraz daha psişik olaylarla ilgilendiğim için enerji çalışmaları olsun, şifa çalışmaları olsun ya da yaptığım yoga, meditasyon vesaire. Bana tek bence negatif olarak şu olabiliyor. Dışarıdan bir insan, sen benim eski bir arkadaşımsın, beni tanıyorsun o yüzden yani. Ama başka birisiyle ilk kontak kurduğum zaman ya da uzun bir süre beni anlayamıyor. Fakat ben ilk görüşümde dahi o insanın aklından geçeni, ne düşündüğünü, ne geçtiğini falan alabiliyorum direkt. Bu beni bir noktada çok yoruyor çünkü enerjim emiliyor. Ama aynı şekilde nasıl yaklaşmam gerektiğine dair kendimi de eğitebiliyorum. Bir hem iyi hem kötü bir tarafı bu aslında bakarsan. Daha çok geçiyor çünkü bana. Ve bunu bazı zamanlarda kontrol etmekte zorlanıyorum. Bayağı bildiğim böyle pat diye yattığım falan oluyor yani. Ama bence bu, değil mi? Zaten... Mert'le çok fazla telepatik özelliğimiz var mesela ikimizin kendi aramızda. Evet, konuşmuyoruz bazen. Çok garip. Ben ilk başta Layla ile onu falan sanıyordum da değilmiş bayağı. Tabii bilmeyen için bu çok acayip gelebilir. Ütopik de gelebilir. Ancak ben de çok saçma iyi anlıyorum. Saçma da gelebilir yani. Hani. Ama elbette değil. Zaten bu enerjisi yüksek bir insansın ve böyle bir yeteneğin olduğunu biliyorum. Üzerine çalışarak da sanırım daha da fazla eklenebiliyor. Evet, benim eklemem gereken şey kendimi korumak. Kendi koruma alanımı güçlendirmem lazım. Çünkü hem gerek okul gerek stüdyo, tabii 15 aydır kapalı olduğumuz için biz çok fazla insanla pandemiden dolayı görüşemiyoruz ve konuşamıyoruz. O ortamlara girdiğim zaman etrafımda çok insan olduğunda bir noktada benim bitiyor mesela. Hani belli bir saatim falan var o enerji muhabbetinde. Ama şu an daha dengeli tabii ki. Ama bu süreçte pandemi dedik, içe kapanma dedik, içe dönüş de oldu aynı zamanda. Evet. Kendimizle baş başa kalıp şöyle bir durup düşüneceğimiz bir zaman dilimi verdi bize. Evet. Burada senin için de verimli geçtiğine inanıyorum.
challenge'larla doluydu. Evet. Gerçekten öyleydi. Meditasyon senin için ne ifade ediyor? Kendim için, benim içim, yani benim sakinleşme alanım meditasyon. Çünkü kafam çok dolu. Yani çok düşünen bir insanım ve çok üretmeye de çalışıyorum. Tasarımcı olduğum için aynı zamanda. Ekran başında çok vakit geçiriyorum bazen. Oldukça da yoğunsun. Evet, aslında ben çok yoğun bir tempoda çalışan bir insanım ama işte dansın bir ara bir anda böyle sürpriz bir şekilde kapanıyor olması beni ilk başta çok düşürdü. Çünkü gene Mert ve Figen Hocam falan topladı beni ama bayağı böyle demoralize oldum. Ne yapacağımı şaşırdım. Her şeyi oraya endekslemişim. Hayat bir şekilde size onu öğretiyor. Meditasyon sırasında bunun ne kadar kendi içinizde dengeli kalması gerektiğine dair her şeyle kendinizle tanışmak. Yani bir sessiz kalmaya çalış bakalım. Başarabiliyor musun? Hani bir 10 saniye bir dene mesela. Ve hiçbir şey düşünmeden. Düşünmeden değil. Evet, düşünmeden ama tamamen atıyorum nefes teknikleri, bir sürü arkasında plan var bunların zaten çalışılması gereken. Hani ben hadi oturdum meditasyon olmuyor. Ben de hatta meditasyonu Mert'ten öğrenmişimdir ilk tanıştığımızda. Ne yapıyor bu falan diyordum böyle. Hiç anlam veremiyordum yaptığı şeye. Sıkılıyordum. Belki de bu enerji yoğunluğu sizleri de bir araya getirmiş ve çekmiştir. Kesinlikle. Yani bu iki, ben Mert'i diledim zaten. Gerçekten diledim. Böyle Seymenler'de bir gün oturuyorum arkadaşlarımızla. Böyle bir dilekte bulundum. Güzel bir şekilde. Aynı lokasyonda bir sene sonra Mert'le tanıştım. Aynı yerde. O zaman ne dilediğimizi de iyi bilmemiz gerekiyor ve dileğimizin de üstüne gitmemiz gerekiyor. Tabii. Evren istediğini verir. Evren istediğini de veriyor. Yeter ki istemeyi bilelim. Aynen. Gerçekten istiyor musun? Önce kendisine sorması lazım. Tabii sana. İsteyip hadi gelsin de olmuyor tabii ki yani çalışmak. 5 milyon Amerikan doları mı olsun falan. Öyle olmuyor işte. Milyonlar falan. Hani sen o parayı kazanmak için ne yaptın derler adama yani. Evet. Ne dilediğimizi iyi bilmemiz de gerekiyor. Evet. Yani Ezel'in şarkısı vardı, ne istediğini canım iyi kardeşim. Bil, belki evet. İstediğini bildiğin şey senin için hiç de agamıza, iyi değildir. Agamıza evet. Selamlar buradan. Evet, buradan selamlar evet. Olsun. Müziğe geldik, hemen soracağım. Dinlediğiniz bu sıra benim genel... Benim yeteneklerimi merak etmiyor. İlk üç sanatçı. Yeteneklerini unuttu. Ben çok konuştum. Yok, önemli değil. Müziğe gelecek. Hemen senin yeteneklerle devam edelim. Yani şey, şöyle bir şey var. Ben Tourette sendromlu doğdum. Bir otizm türüdür Tourette sendromu. Yani kısaca açıklamak, tanımlamak gerekirse sağ ve sol lob beyindeki lobların arasındaki dengesizliktir. Mesela benim sağ beynim aşırı fazla çalışıyor sola nazaran. Dolayısıyla bu da sağ beynin işte özelliklerini biraz daha baskın ve yani buram buram hissediyorsunuz. Mesela örneğin yani çok kısa bir örnekle mesela şu anda ben bu odaya girdiğimde kaç tane tablo var, nerelere asılı. Yani şu arkamızdaki mesela sahnenin üstündeki ayak tozlarının şekilleri bile aklımda. Ya bunu istemeden yapıyorum. Ve yani duyu organlarım da biraz daha gereğinden fazla çalışıyor. Bu hem iyi hem kötü. Hem hani böyle beyni çok yoran bir şey. Detaylara hakimiyet var. Evet evet. Yani bu hem beyni çok yoran bir şey. Oldukça. Negatif özelliği ama pozitif tarafları da var. Ben pozitif taraflarına daha çok odaklandım. Bunu da sanatıma yansıtıyorum. Nasıl? Mesela müziği herkes gibi duyamıyorum örneğin. Ya da mesela bir koreografi yazarken sıradan bir şey yazamıyorum. Aklıma inanılmaz görseller geldiği için onu dansa yansıtıyorum. Bunun gibi özellikler. Mesela örnek vermek gerekirse Beethoven'da yanlış bilmiyorsam mesela Tourette sendromlu da olmuştur. Müthiş, muazzam bir müzisyen. Onun müziklerine baktığınızda, mesela Mozart da aynı şekilde, onun da müziklerine baktığınız zaman diğer klasik müzisyenlerden nasıl ayrıldığını müzikleriyle zaten görebiliyorsunuz. Benim de kafam birazcık öyle çalışıyor. Tourette sendromunu sanata çevirebilmek de ayrı bir güzel sonuç doğuruyor. Ben evet. Çok iradeli bir insan. Yani inanılmaz. Zor ama yani biz aslında bütün insanlar sandığından daha güçlü. Evet. Bunu anlamak önemli. Yeter ki keşfedilsin o güç. Evet. Ve yine inançtan geçiyor bu da. Evet. İnanınca güç de gelir. Vallahi hiç böyle olağan dışı cevaplar duymamıştım. Benim için de ayrı güzel oldu ve izleyenlerimiz için de öyle olduğunu eminim. Tabii Başkent'in parlayan yıldızlarında müzik olmazsa olmaz dedik. Bu sıra kimleri dinliyorsun en çok? İlk üç sanatçı desek mesela. İlk üç sanatçı desem. Agabi'yi dinliyorum.
Agabi'yi çok severim. Buradan çok selamlar olsun. Burada. Kocaman, Hayri Burak Yelman kardeşime. Onu, o çok değişik bir adam. Yani o bir müzisyenden ziyade hem müzisyen, hem sanatçı, hem şair. Bir şair, başlı başına sanatçı. İnanılmaz bir adam bence o. Sanat eseri o da işte. O da bir kesinlikle sanat eseri. Ayaklı kesinlikle bir sanat eseri, canlı. Evet, yani. Onunla böyle konuşuyor gibi oluyorum. Hiç sıkılmıyorum onu dinlerken. Türkçe rap dinliyorum ama yine işte bilmem aslında. Hani belli başlı klişe dinlediğim insanlar vardır, hani standartlarım. Onları dinlerim. Yabancı hip hop dinliyorum. Caz dinliyoruz genel olarak. Başka? Evde ev işi yaptığım zaman Türkçe pop'a kesin düşüyorum. Çok motive oluyorum. Evet, Mert hiç sevmez ama. Cukka cukka. Böyle bir Tarkan falan dinlerken böyle yemek yapmak. Onlar da çok değerli insanlar. Türkçe pop'umuzun çok değerli. Tabii çok değerli evet, insanlar. Çok değerli. Ya 90'lar bir kere yani hani ondan ben kopamıyorum mesela bir noktada. O dönemin çocuklarıyız yani. Yani ben yani bu aslında ben sıkıntılı bir adamım orada. Yani ben hani Türkçe müziklerin içerisinde sadece Türk sanat musikisini çok seviyorum. O da çok tabii. Çok değerli bence. Kesinlikle. Ama hani benim yani aile içinde büyümem de hani ailemin yarısı benim göçmen. Dolayısıyla hani, Türk kültürüyle de böyle buram buram Anadolu gibi ben büyümedim öyle. Yani ben 6-7 yaşındayken babamın mesela örnek vereyim size Queens'in mesela 1970-80'lerdeki siyah beyaz canlı işte Kaliforniya'da Nevada'da verdiği bir konserin siyah beyaz canlı videoları konser kayıtlarıyla büyüdüm ya da Deep Purple'la büyüdüm. Hani Led Zeppelin'le büyüdüm. Crosby, Stills, Nash & Young'la büyüdüm. Hani bunlarla büyüdüm. O önemli yüzden hani yani ben canım. Hani çocukken ne bileyim Tarkan'la falan Türk sanat müziği nereden? Fındık fıstık diye büyümedim yani. Türk sanat müziği nereden? Fındık fıstık. Türk şöyle, tabii gençken işte artık 18 yaşında geçince bazı yerlere girmeye başlıyorsun. İşte meyhaneye gidiyorsun, arkadaşlarına içiyorsun falan. Orada ben aşık oldum çünkü hem sorunun cevabı olarak da vereyim. Ben caz, blues çok en fazla dinlediğim türdür. Klasik müzik çok fazla. Evet. Barok dönemi değil, daha hani bildiğimiz klasik müziğini çok fazla dinlerim. Yabancı hip hop dinlerim. Hani lo-fi falan da hani böyle yeni akım şeyleri de dinlerim ama hani daha çok böyle doku olarak biraz daha böyle nostaljik ve sanat değeri olan müzikler daha çok dinleyebiliyorum. Çok güzel bahsettiğin evet. Bütün müzik türleri zaten sanatın ta kendisi ve her alanda da önemli. Türk sanat müziği deyince dünya müziğinde en çok makama sahip olan evet. Klasik musiki benim de konservatuvar dünyada çok önemli bir yeri vardır. Türk sanat müziği candır yani. Evet. Türklerin musikisi o klasik müzik sanat evet. Müziğimiz. Dünyaya birçok çok güzel değil mi ama gerçekten? Tabii ki de. Evet. Şöyle bir şey var. Hatta madem sanat sepete iyice girdik. Türklerin, Türk sanat musikisinin onların kalbindeki değerini yabancılar daha çok hissediyor biliyor musunuz? Böyle de bir eklenti yapayım. Bu da önemli bir şey tabii. Demek ki biz hissettirilebiliyormuş. Seviyoruz ama hani yani bu şey gibi mesela Atatürk'ü bir İngiliz de bilir, bir Alman da bilir, bir Fransız da bilir değil mi? Kim olduğunu, nasıl birisi olduğunu, yaptıklarını bilir. Ama Atatürk... ...olduğu zaman mesela bunu bilmeyebilirler. Doğal bir şey. Türk sanat musikisi de böyle. Yani dünyada gerçekten bilinen bir şey. Agabi dedi. Unutmadan buradan da Agabi'ye sesleniyorum. Evet. Onu da programımıza bekliyoruz. Başkentimizin önemli bir sanatçısı kendisi de. Sevdiğimiz dostumuz. İsteriz. Geçen gün onun yeni çıkacak olan şarkılarını da dinlemişiz. Olduk. Çok da güzel. Evet. Hala kulağımda yankılanıyor. Ya bir an önce çıksın. Üç şarkı falan dinledim. Değil mi? Ama sen çok senin favorinde. Üçüncü senin favori şarkısıydı. İsmi vermeyeceğim. Ben de vermeyeceğim. Zaten yasak veremeyiz. Evet. Her şey söyledim. O şarkı bittiğinde ben muhtemelen böyle dönecek yani. Çünkü hani oturmuyorsun anladın mı? Öyle bir müzik yaptın. Değil mi? Yani. Bir daha baksan. Bir daha baksan zaten. Anormal ve değişik bir insan. Evet evet. Çünkü sanatçı, şimdi şöyle bir şey var. Bir insanın karakteri sanatına yansıyor. Agabi'yi benim çok sevmemin sebebi şu, sıra dışı, yani sıradan bir insan değil, kendi parmak izi gibi. Yani 7,5-8 milyarda bir tane Agabi var.
bazı insanlardan birkaç tane bulabilirsin. Ondan bir tane var. Parmak izi gibi yani. Çok şahsına hani, münasır. O kadar değişik ve anormal bir insan ki bu sanatına yansıyor ve onun yaptığı sanatın aynısını yapan bir başka insan yok. Bulamazsın dünyada. Evet. Türkiye'yi de geçtim. Yani yurt dışında da bulamazsın. Böyle insanlar beni çok tavlıyor. O yüzden çok, ben çok seviyorum. Çok güzel bir albüm geliyor bu arada. İyi ki tanıyoruz o zaman. Kesinlikle. Ankara zaten ben şey diyorum yani akraba memleketi gibi bir şey. Hani biz çocukluktan beri burada yetiştiğimiz için sen de aynı herkes şekilde. Herkes tanıyor birbirini. Bir şekilde tanıyoruz birbirimizi. Gittiğimiz mekanlar, oturduğumuz, kalktığımız yerler olsun. Aşinayız göz olarak evet, bile yani öyle. Ama çoğunlukla akraba. Zaten birazdan da Ankara'da kültür sanat hayatına geleceğiz. Tabii hatırlatmamızı yapalım efendim. Son bir dakika diyoruz dans hayattır. Teşhisiyle yazacağınız yorumlara ve çekilişimize geçeceğiz. Burak Bey bizimle ilgilenecek. Onlar da hazırlansınlar diyelim yavaştan. Şanslı. Bu arada sizden bir tavsiye alsak film ve kitap nasıl olur? Dilara kitap versin ben film vereyim. Evet. Harika. Kitaplar bende olsun. Filmler Mert'te olsun. Tamamdır. Kitap olarak ben genelde 3 farklı türde kitabı aynı anda okuyorum. Öyle bir özelliğim var çocukluktan beri. Evet yani masa başımda 3 kitap vardır. Bir onu okurum. Belli bir sayfaya kadar diğerini okurum falan. Bu ara gündemimde Doktor Serkan Kara İsmailoğlu'nun kendisi bir nörobilim uzmanı. Kadın Beyni ve Erkek Beyni diye bir kitap yazdı. Oradan başlanabilir. Çok tatlı ve keyifli bir kitap okuması. Çünkü gerçek şeyler var. İnsan beynini anlamamız için. Tabii kadın beyni ve erkek beyni olarak bilimsel o kadar olarak tatlı açıklıyor. Bir ifade yöntemi var ki yazımı da çok rahat okunabilir, eğlenceli. Akılda kalıcı bir anlatımı var. Onun dışında kesinlikle yani insanlar bunu bilmiyorum ama ben Çetin Çetintaş'ı çok seviyorum. Kendisi bir yoga eğitmeni. Muazzam bir adam. Bir gün böyle onunla tanışacağım günü bekliyorum. Sabırsızlıkla onunla pratik yapmayı bekliyorum açıkçası. Umarız en kısa zamanda onun gerçek olur. Çok değerli bir insan. Bütün kitaplarını aldım. Yoga, sutralar vesaire hepsi tek tek var. Onları da edinebilirler. Yani çünkü o şey gibi değil. Bir öğreti ve bir öğretiyi okudukça zaten içerisinden alman gerekeni alırsın sen. Hani illa yoga yapmana gerek yok bunun için. Bir kişisel gelişim olarak bile okunabilir. O kadar güzel bir anlatım var. Zaten yoga başlı başına içinde her şeyi barındırıyor. Evet. Ve insan gelişimi üzerine, bu ara onlara da birazcık sardım, çocuk gelişimi. Şimdi çocuk dediğimiz şey bebek, aslında 0-1 yaş vesaire hiç basit gibi görünse de insan yetiştiriyorsun. Ve alt tabanında hep böyle psikolojik tabanlarda ve konuşmalarda hep çocukluğumuza iniyoruz vesaire. Hani biliyorsun yani gençliğini, ergenliğini, yaşlılığını, evet, ölüme kadar gidecek hayatı boyunca bu hayat serüvenini etkileyen o henüz evet, yeni doğduktan sonraki kısa çok önemli. Evet, çok önemli bir yaş dilimi. Yani insan yetiştirmek çok önemli bir şey. Ve bununla alakalı mesela Doktor Özgür Bolat'ın yine bir kitabı var. Çocuklarla alakalı Beni Ödülle Cezalandırma diye bir kitap atıyorum örnek olarak o olsun. Doktor Özgür Bolat'ın kitapları okunabilir. Çünkü insan gelişimi bir yerde ve kendinizi okudukça kendinizden bir şeyler buluyorsunuz. Diyorsun ki mesela bana böyle yapmışlardı. Demek ki ben o yüzden şu tepkileri verebiliyorum ya da sebep veriyorum şu anda. Gösteriyor. Ya ben bir kitapla tanıştım. Hiç beklemediğim bir anda beni tokatladı kitap yani. Hani o kadar kanıtlarla bir şeyle gelince ben nasıl yani hani demek bu yüzden böyleydim. Demek bu yüzden şöyle oldu. Annemle falan da konuştum üzerine. O da teyit edince dedim tamam okey bu. Yani kişisel gelişimden ziyade biraz daha hakikaten çocuk gelişimiyle alakalı kitaplar okuyunca kendinizi de bulabiliyorsunuz. Bir kitap bir hayatı değiştirebilir o zaman. Seven sevdiğine kitap hediye etsin. Çok güzel. Evet. O zaman bugün herkes sevdiğine bir kitap hediye etsin diyelim abi. Değil mi? Buradan seyircilerimize de duyurmuş olalım. Evet etsin. Çok güzel bir hediye. Hele ki bu pandemi süreci dedik artık yavaş yavaş da sonuna geldiğimizi ümit ediyoruz yine. Bu süreçte herkes okumaya başladı. Çok şükür dünyada da okuma oranlarının gittikçe arttığını görüyoruz. Evet. Ve yine tabii dizi film izlemekte de bayağı haşır neşir olduk. Teşekkür ederiz güzel tavsiyeler için. Ve film tavsiyesini Mert'ten alalım. Yani ben bilim kurgu filmlerini çok seviyorum. Yani bir numarama hiçbir zaman vazgeçemeyeceğim Star Wars koyarım. Yıldız Savaşları'nı.
birçok insanın aksine onun, ben bütün senaryosunu bildiğim için, yani çekilen o 6 film, şimdi 9 oldu fakat 6 film 20'de biri normalde bütün yazılan senaryo. Evet. Güzel. Bu arada başkent Ankara'da yoğun bir yağmur yağışıyla birlikteyiz. Ama çarşambadan sonra güneş açıyor. Umuyoruz, evet. İki gün güneşli görünüyor. Sana hiç fark etmez. Evet. Sakince. Güzel. Biz başkenti her haliyle seviyoruz. Her haliyle ayrı güzel. Dört mevsimi yaşayabildiğimiz tek şehir. Yani Yıldız Savaşları'nı çok seviyorum. Taban'ın da eskisi, eski senaryolarını da bildiğim için. Bir numaramı onu koyabilirim. İki numaraya Interstellar'ı koyabilirim. O da çok çok güzel bir filmdi. Severim. Yani biraz daha bilim kurgu taraflarını, tarihi mesela filmleri de severim. Hani yaşanmış tarihi olayları anlatan. En son izlediğimiz neydi? O çok güzeldi. Hatırlamıyorum. Uçak, İkinci Dünya Savaşı. Pearl Harbor'ı anlatan bir tane filmiz. İsmini hatırlamıyorum The ama. The Way miydi? Yok. Hiç hatırlamıyorum. Yine tarihi filmlerin tabii. Yani Pearl Harbor'ı anlatan bir film. Çok güzel. Bayağı iyi. Ben de bu arada bilim kurguyu çok severim. Yüzüklerin Efendisi abi. Bir numarada. Ben de o geliyor mesela böyle. Tarihi de aynı zamanda yani sonuçta Orta Dünya, Eski Çağ tarihleri. Evet. Tabii hikayeler de anlatıldığı üzere bahsediyoruz. Zevklerimiz çok uyuşsuz Star Wars'ta hemen mesela ben de peşinden izleyelim. Bir tavsiyem olabilir seyircilere. Coherence diye bir film var. Çok underrated. Coherence. Yani tamam. Çok bilindik bir film değil. Tamam. Hani böyle film aşığı olan... mesela prodüksiyon işine yeni girmiş hani böyle sanat sever insanların kendi imkanlarıyla çektiği bir film. Filmde beni en çok tavlayan iki şey oldu. Birincisi bilinçaltının bizim görmek istemediğimiz kısmını yansıtıyor filmde. Bu bir. İkincisi ise şu filmdeki sahneler böyle part part küçük küçük perdelere ayırmışlar ve sadece bir akış var. Yani bundan hani bundan bahsetmelisin, bundan bahsetmelisin gibi mesela konu başlıkları var. Ama onun dışında bütün aktör ve aktrisler doğaçlama oynuyor. Yazılı, tabii transkripte olan yazılı hiçbir şey yok. Bir senaryo yok. Çok ilginç. Sadece diyor ki mesela örnek veriyorum. Mesela biz örnek verelim. Burayı bir film sahnesi olarak mesela beyaz perde olarak düşünün mesela. İşte geldiğinizde işte bu programa gittiğinizden bahsedin. Siz kimsiniz ondan bahsedin. Mesela senin sorularını başlıklar olarak alalım. Ama o başlıklara verdiğimiz cevapların dışında da biz gene bir doğaçlama yapıyoruz burada değil mi? Mesela konu konuyu açıyor. Bunun gibi yani yaklaşık %80, %70'i... İsmi bir daha alabilir miyiz? Coherence. Bugün izliyorum. Kesinlikle. Üzerine Burak, konuşuyoruz. Filmimizi bulduk. Güzel. Çekilişimize geçelim o halde. Geçelim. Rejimiz de hazırsa. Bakalım Kalimba'yı kim kazanmış? Çok efendim? Güzel bir çalgı. Evet, geçen hafta da Onur Bey'e çıkmıştı kalimbamız. Bu arada kalimbayla da videolarınızı bekliyoruz efendim. Instagram üzerinden bizlerle paylaşabilirsiniz. Bakalım nasıl sonuçlar olmuş. Evet, çekilişimize başlayalım hazırsak. Evet, çarkı çeviriyoruz. Tabii bir de yedek kazananımızı da hazırlayalım. Ne olur ne olmaz. Evet, acaba kalimba kime gidiyor? Bakalım. Erol Fidan kalimbamızı kazandı. Bir de yedek kazananımızı seçelim. Erol Fidan bu arada Baskent'in parlayan yıldızları @gmail.com adresine iletişim bilgilerinizi iletirseniz efendim size enstrümanınızı iletmiş oluruz. Yedek talihimiz için çarkı çeviriyoruz. Evet. Yönetmenimiz birazdan ekrana yansıtır. Baskent'in parlayan yıldızları @gmail.com. Evet, yedek talihlimizde. Evet, Onur Kabay diyoruz. Yedek talihlimiz o. Sayın yönetmenimiz, selamlar. Evet, sevgili izleyenler, güzel. Tabii yavaş yavaş programımızın da sonuna gelirken Başkent'in parlayan yıldızlarında elbette Başkent Ankara konuşulacak. Başkent Ankara'da kültür sanat konuşulacak. Az önce başlamıştık ama biraz daha böyle derinine inelim. Başkent Ankara'da kültür sanat hayatını nasıl biliyorsun? Ben güzel, yani bence bir sıkıntısı yok. Fakat daha fazla görmek isterim sanat etkinliklerini. Ya bugüne kadar birçok sanat etkinliğine katıldım.
gerek tiyatro olsun, gerek opera olsun. Yani başkentimizde şey de var, güzel kullanabilecek alanlar, sahneler de var. Bunların biraz daha yaygınlaştırılması ve daha fazla, yani daha fazla popülasyona hitap etmesini ben isterim. Ama şu an için hani şöyle bir sıkıntısı var, hani çok az kişi falan, öyle şeyler demiyorum kesinlikle. Ama biraz daha eğer yaygınlaştırılırsa sanat aşkı, sadece ülkemiz için değil, dünya için de çok iyi olur. En basitinden bir örnek vermek gerekirse, sanatı seven bir insan, dokuya, görüntüye, bunlara da değer verir. Doku ve görüntüden kastım ne? Örneğin ben mesela bir su içtim, yolda yürüyorum. Su şişesini ben mesela bir ağacın kenarına atmam. Eğer sanatçıysam ya da sanatsever bir insansam. Neden? Çünkü bir resimdeki o ahenk ya da dinlediğim bir müzikteki armoni bana soyut ya da somut fark etmez bir güzellik, bir sevgi ima ediyor. Ve güzelliğin değerini bilmiş oluyorsun. Tabii şimdi bence şehirlerde de en güzel ve en çok sevilmesi gereken, insanlardan bile daha çok sevilmesi gereken, insanlardan bile daha çok değer verilmesi gereken şey doğadır. Evet, bu tartışmaya açık değil. Zaten insan yani olmaz. Bunun aksini, hani tamam hadi gelip felsefe yapalım, aksini iddia olabilir. Hani öyle insanlar var ama ben bunu tartışmaya açık bile olduğunu düşünmüyorum. Doğayı koru, doğa seni korusun. Tabii öyle yani siz mesela denize o kadar çöp atıyoruz, bir şey atıyoruz. Ne oluyor? Aradan 10 sene geçiyor, okyanuslar, denizler onu kıyıya atıyor. Çok kötü. Sen içine koydun, al bakayım geri sen diyor sana. Gerçekten. Yani bir de algılayamadığımız da şeyi var, boyutu var bu işin. Hem bilimsel hem coğrafik olarak biz ne kadar dünyaya sahip çıkarsak, ne kadar az kirletirsek o da bizi aynı şekilde korur. Bu farkındalığımızın da ben gittikçe arttığını düşünüyorum. Kesinlikle. Herkes sosyal, daha da bilinçleniyor özellikle sosyal medya. Sosyal medya sayesinde. Yeni generasyon derken gitgide artıyor filmlerde, dizilerde, evet. Programlarda hep sloganlarımız. Herkes bir şey üretmeye başladı. Ya en önemlisi şu, benim canım babamın bana söylediği bir şey vardır her zaman. Yani birçok şey vardı da söylediği nasihatlardan en önemlisi şudur. Eğitim şart der. Yani ne kadar cahil insan olursa, dünya genelinde, Türkiye için hiç konuşmuyorum, bütün dünyada için konuşuyorum. Elbette. Yani bizim böyle imrenerek baktığımız Amerika'daki cahillik oranı bile Türkiye'nin iki katı neredeyse. Orada bile insanlar çok vurdum duymaz ve cahilce hareketler yapabiliyor. İşte atıyor plastiği mesela. Anlatabilir miyim? Doğaya, ağacın dibine, oraya buraya, çimenin üstüne ve sonra da bekliyor ki işte hani ben tüketiciyim zaten, bu dünya benim için var. Öyle bir şey yok. Ve doğa elbette eninde sonunda intikamını alacak. Alır. İnsanlar. Almaya başladı. Almaya başladı bile. Evet. İşte eğitirsek evet. İnsanlar böyle olmaz. Eğitim ama çok ben önemli. Şey olarak umutluyum yani. Hem Z kuşağı olarak ne kadar biraz yakalamamız biraz daha zor olsa bile bence biz çok açık. Biz Z'miz ya. Biz değiliz, biz Y'yiz. Ama güzel, güzel hissettim şu an, bir genç hissettim. Şu anda. Y ve alfa gelecek. Evet. Ve mesela Y bilinçli ve şunu söylemek istiyorum ben. Ankara kültür ve sanat başkenti olarak bence çok önemli bir yer. Çünkü bizim fakültelerimizdeki eğitimler, Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okuyan biri olarak konuşuyorum. Sanat eğitimi olsun, hocalarımızın verdiği eğitimlerden geçen bütün her şeyle beraber çok kıymetli. Hem müzisyen, hem sanatçı, hem zanaatkar, heykeltıraş. O kadar aslında kapsamlı ki, yani çok güzel değerlendirilebilir. Geçen de konuşmuştuk mesela, binalara grafiti yapan arkadaşlarımız inanılmaz işler çıkartıyor ve çok fazla. Bunlarla alakalı bir şeyler yapılabilir. Evet. Neden? Şu anda Büyükşehir Belediyesi'nde Mansur Başkanımız grafiti sanatçılarına diyor ki, buyurun gelin. Müthiş, bu lazım bize. Başkentin, gri evet. Başkent, renkli başkent kesinlikle oluyor şu anda. Kesinlikle, düşünsene tepeden baktığında. Şehir yani. Hastanemizin orası boyandı. Ankara'da çok değerli grafiti sanatçılarımız da var. Çok fazla var bu arada. Yani müzisyeni dediğim gibi aynı şekilde heykeltıraşı, sanatçısı, seramik yapan ressamlar çok fazla. Ya hep konuşuyoruz. Şu anda popülaritesi yüksek olan sanatçılara da baktığımızda daha geçen de konuştuk. Hepsi Ankara'dan çıkmış. Evet. Yani çoğunu tanıyoruz. Nasıl tanıyoruz? Evet. Ankara'dan tanıyoruz ve Ankara'da müthiş bir sanat hayatı var. Ankara'daki sanatçılar, müzisyen olsun, ressam olsun, tiyatro sanatçısı, dans sanatçısı olsun,
Hepsi birbirini de destekliyor aynı zamanda. Kesinlikle. Ve biz burada baktığımızda bir bütünlük görüyoruz. Bir abi kardeşlik var yani. Ben gidip Yıldaner abiye sorduğumda bana hemen müzikle alakalı bilgi veriyor. Saklama yok. Bunun korunduğu ve bu sevgi bağının güçlü olduğu bir şehirde neden kültür ve sanatın başkenti daha çok olması lazım. Çok daha çok olması lazım. Her hafta bir şey olması lazım. Bence iyi de oldu. Ben destekliyorum bu projeyi. Çünkü neden? Mesela gerçekten Ankara'da doğma büyüme insanlar şunu bilir. Ankara'yı tasvir edin, betimleyin dendiğinde gri şehir deniyor. Bu bütün hani hasbihas Ankaralı hemşehrimizin bildiği bir şey. Ankara gri şehirdir. Neden? Yol gri, bina gri, o gri, bu gri. Tamam. Hani bu yüzden gri şehir. Neden bu griyi değiştirmeyelim ki? Renkli olması daha hem sanat açısından hem de hani insanın psikolojisi açısından çok daha güzel bir şey yani. İnsanlarımız da çok renkli bizim. Ankara aynen öyle. Gerçekten. Tam öyle diyecek. Ankara yapan insanları. Her rengi içinde barındıran. Bugün de her gün, her zaman olduğu gibi Ankara Kent Konseyi'nin kabul salonunda, sergi salonundayız. Ben Ankara Kent Konseyi'nde özellikle gördüm ki ortak akıl mottosuyla ilerliyor konseyimiz ve her iklimden, her renkten insan var ve her iklimdeki bu insanlar birbiriyle uyum içinde nasıl yaşanabileceğine de güzel bir örnek koyuyorlar ortaya aslında. Bu yüzden de gri şehir değil kesinlikle. Artık o rengi de atıp renkli şehir diyeceğiz. Rengarenk olduğumuzu da göstermeye devam edelim. Renkli şehir diyeceğiz bundan sonra. Sanatçıların şehri olmalı Ankara. Ve ben Ankara'da sizin gibi değerli sanatçılarımız olduğu için de çok mutluyum ve teşekkür ederim. Aynı şekilde. Biz teşekkür ederiz. Bir çok sağ olun. Demek istediğiniz bir şey var mıdır programımıza yavaşça sonuna sana varken? Öncelikle bu güzel kültür ve sanatı ülkemizde daha da fazla kitleye aşılamak için gösterdiğin çabalara çok teşekkür ederim ben. Çok değerli bu çaba. Aynı şekilde müzisyenlerimize çok teşekkür ediyorum. Harikasınız gerçekten. Bütün ekibe de çok teşekkür ederiz. Evet. Sizler harikasınız. Sizin de anlamlı sonuçta biz bir aracı olmuş oluyoruz. Böyle değerli sanatçılarımız olmasa bu program da olmaz. İyi ki varsınız, iyi ki varlar diyorum ben. Evet sevgili izleyenler programımızın da bu haftalık sonuna gelmiş olduk. Orkestramızı da hemen sizlere bir tanıtmış ve teşekkür etmiş olalım. Bas gitarda Çağın Akgül, gitarda Okyay Şen Ocak, davulda Yıldaner Özkazanç, saksafonda Çağlar Uysal ve solistimiz Söyle Ezgi Uludağ bizlerleydi. Görüntü yönetmenimiz Onur Kabay ve Doğu Şenen'e, ses sistemlerimize bakan ton master'ımız Cemal Canikli ve ekibine, Burak Baytemur'a çekilişte ve program asistanımız olarak yardımcı olduğu için çok teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyenler, Başkent'in Parlayan Yıldızları her hafta pazartesi saat 15'te canlı olarak ABB TV ekranlarında sizlerle buluşmaya devam edecek. Görüşmek dileğiyle. Cesaretin kaldıysa hala benle aşkta konuşmaya söyle canım sevgilim hayat bize oyun oynuyor olabilir mi? Yorgun gibi bir halin var. Duyguların karışık olabilir mi? Zil başta başlamak gerek bazen. Hayatı sıfırlama. Sil baştan.
her şeyi unutma. Sil baştan, başlama gerek bazen. Hayatı sıfırlama. Unutma. Sanki bugün son günmüş gibi dolu dolu yaşama istiyorum ben. Her ne çıkarsa yoluma selam verip yürümek istiyorum ben. Başta başlamak gerek bazen, bazen hayatı sıfırlama. Sil başta sevmek gerek bazen, her şeyi unutma. Sil başta gerek bazen hayatı sıfırlama. Sil başta sevmek gerek bazen, her şeyi unutma.